Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Altın Oran Nedret Ersanel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz çarşamba günü partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı, özellikle dış politika vurgulu konuşma, Türkiye'nin ABD ve Avrupa'ya dostluk eli uzatmasıyla sonuçlandı. Yeni yıl, yeni dönem olarak formüle edilen açılım, yerli matbuatta şahlanış ve veya batıyla yeni dönem başlıkları altında haberleştirildi, tartışıldı. Amerika ve Avrupa ile olan münasebetlerde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerimizi Amerika ile köklü bağlarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyorum. Hiç kimseye karşı ön yargımız, husumetimiz, düşmanlığımız bulunmuyor. Bugüne kadar bize bir adım gelene hep biz koşarak gittik. Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla birlikte barış, adalet, refah özellikle de bölgemizdeki gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz. Muhalif gözlemciler, yorumcular Gazeteciler açısından bu yeni adım baştan beri söyledikleri Türkiye'nin yalnızlık halinin ve dahi sıkışmışlığının ispatı, dış politikasının artık sürdürülemezliğinin ifadesiydi. Türkiye eski yoluna girmek için batıya göz kırpıyordu, olacağı da buydu. Uzatılan el metaforu spesifik bir adrese yönelik ama genişletilmiş formdadır. Geçtiğimiz hafta sonu Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Boral'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021 yılında nasıl olacağı üzerine kaleme aldığı bir makalede Türkiye'ye elimizi uzatıyoruz ifadesine Ankara'nın verdiği cevaptır. Bugünkü konumuz olmamakla birlikte Avrupa Birliği'nin bu tokalaşma için ihtiyaç ve şartlarını anlamak adına makalenin gerisinin de okunmasını öneririm. Aynı el Biden'a da uzatılıyor. ABD'nin yeni başkanının Türkiye ile ilişkileri zorlu bir safhaya yükselteceğine ilişkin genel kanaatte değişiklik yok. Buna yaslanarak Türkiye iç politikasındaki temennilerine ortak bulmuş gibi kutlamalara başlayan kimi siyasi partiler, basın yayın organları ve kalemler Batı ile ilişkilerin eski yerine oturtulmasını sevinçlerini gizlemeye çalışarak teşvik ediyorlar. Cumhurbaşkanının yukarıdaki cümlelerini de bu bağlama yontuyorlar. Böyle bir durum yok, olmayacak da. Avrupa Birliği ve Biden'ın önümüzdeki 4 yılda şartları ve açmazları, Türkiye gibi bir ülkeyi ısırmaya müsait değil. Bunu da zaten yapmayacaklar. Anlaşmazlıklar olacak, Türkiye'deki mahut kafalar işte gördünüz mü diyecekler ama Ankara yoluna devam edecek. Anlamak için aynı konuşmanın, aynı paragrafın alt üst satırlarına bakmak kafi. Ülkemizin jeostratejik avantajlarını kullanmasına engel olmak için başımıza musallat edilen gayeler kendiliğinden ortaya çıkmamış, hepsi de proje dahilinde üretilmiştir. Evet, kimdir bu projeyi üretenler? Türkiye'nin geçmişte yaşadığı kavgaların ve ödediği bedellerin arka planında Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak geri bırakma hesapları yatmaktadır. Kimdir bu hesapları yapanlar? Satranç tahtasını andıran uluslararası arenada giderek daha etkili şekilde oyun kuran Türkiye gerçeği, çatışma ve kaostan beslenenleri rahatsız ediyor. Kimdir uluslararası arenada kaos ve çatışmadan beslenenler, yani küresel parazitler? Ülkemiz terör örgütleriyle pek çok farklı coğrafyada göğüs göğüse çarpışan tek NATO üyesidir. Bu cümlenin yazılmamış devamı peki o terör örgütlerinin ardında kaç NATO üyesi ülke vardır? PKK'dan FETÖ'ye kadar emai çeşit terör örgütünü ülkemize salanlarla içeride bunların borazanlığını yapanların ipi dikkat edin aynı ele çıkıyor. Kimin elidir o? O elin sahibinin kimler olduğunu elbette biliyor Ankara. Ve o ele elini uzatırken artık kolunu kaptırmayacağını da işaretliyor hatta zorlanırsa onların kolunu kopartabileceğini de gösteriyor. Peki böylesi incelik gerektiren dış politika sürdürülebilir mi? Eh, orada bir ayar, bir karat var. Günün çatışmacı uluslararası ilişkiler denkleminde bu altın oranı yakalamanın zor olduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye zoru başaracak dirayette azme ve stratejik akla sahiptir. Aynı kısa konuşma içinde Türkiye'ye yapılan kötülüklerin failleri sıralanıp Hatırlatılıp yine de bize bir adım gelene deniyorsa hala Türkiye kayan eksenini düzeltiyor diyenler ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşacağını, Avrupa Birliği ve Biden Türkiye üzerine abanacak olsalar da güç kapasiteleri ve stratejik çıkarlarıyla sınırlı olduğunu görecekler. Ankara'nın batı açılımı Biden'la dönem için pozisyon düzenlemidir. Daha doğal ne olabilir? Sorun bunun tarifinde. Türkiye'nin pozisyon tazelemesini ABD ve Avrupa Birliği'ne biat edeceği beklentisiyle izah edenler ve bunu destekleyenler için zaten son dönemdir. Tarih oluyorlar. Çünkü bu akıllar Türkiye'nin yükseliş dönemiyle batıda yaşanan erimenin ortak konjonktür oluşturduğunu, göremedikleri, sindiremedikleri gibi sürecin küresel çapta artarak devam ettiğini de fark etmiyorlar. Batı'nın başta ABD olmak üzere birçok coğrafyada gerilediği, buraların genellikle Türkiye'ye yakın veya etki alanı içinde olduğu olacağı görüldü. Şimdi ABD'nin bu bölgelere döneceği beklentisi hakim. Evet, deneyecek. Ama bu kritik alanlar sadece Türkiye'nin değil, başka ülkelerin de alakalarının bulunduğu topraklardır. Bunların tamamında Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye ile beraber hareket etmeyi uyumlu olmayı şiddetle istiyor.'' İşte Türkiye'nin buna cevabı cevabıydı Cumhurbaşkanı'nın konuşması. Olur ama yeni angajman kurallarıyla. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Nedret Ersanel